Evet, Doktor X ailesi, uzun zaman oldu size bir test anlatmamıştım. Şimdi yine çok sık istenen, yüksekliği de nispeten sık görülen bir test olan CK testini anlatacağım. Bu test nedir, niye yükselir, nasıl düşürürüz? Evet, fazla uzatmadan başlayayım. Çok özet anlatacağım. CK demek arkadaşlar, kreatin kinaz demek. Bunun kısaltması, tahlillerde bu CK diye yazılır. Kreatin kinaz diye pek uğraşmazlar. Kısaltması CK şeklindedir. Bazen kreatin fosfokinaz da denir bu enzime. Bazen CPK şeklinde de geçer. Şimdi bu enzimin görevi kasta kreatinine fosfat eklemektir. Yani kasın düzgün çalışması için aslında gerekli bir enzim bu. CK. O zaman yükseldiği zaman niye korkuyoruz? İyi bir şey değil mi diye aklınıza gelebilir. Değil. Çünkü normalde kanda ölçülür bu. Belli bir seviyede olması lazım. Çok fazla yükseldiği zaman bunun anlamı sizin kasınızda bir hasar var demektir. CK'nın da arkadaşlar 3 tane tipi var. Belki görmüşsünüzdür. CKMB, CKBB ve CKMM. Aslında o kanda ölçülen CK genellikle CKMM formudur. Bu kas formudur bu. Kasta bulunur. CKMB de genelde kalp kasında olduğu için bazen kalp krizi şüphesinde CKMB testi istenebilir. Ama biz genelde CKMM'i konuşacağız. Yani kasta artan enzim. Kas hastalıklarında. Şimdi CK testi sizden istendi. Yüksek çıktı. Bu niye yükselir arkadaşlar? Bunun ana nedeni kas hastalıkları. Kasta bir hasar. Nedir bunlar? İşte kalp kasında hasarlar, kalp krizi, miyokardit ya da işte bazen çok şiddetli kas hasarı. İşte atıyorum travma geçirdiniz ya da işte kasları yıkan bazı hastalıklar var. İşte musküler distrofidir. Bir takım hastalıklar var. Onun dışında kasın dışında tiroid hastalıklarında, böbrek hastalıklarında, aşırı alkol kullanımında da biraz CK yükselebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda, geçirilmiş ameliyatlarda veya çok sık görülür bu çok şiddetli böyle egzersizlerde işte o sporcular, halter kaldıranlar, ağır koşu yapanlar, steroid kullananlar. Bunlarda da arkadaşlar kas çok yıpranırsa ne olur? CK kanda yükselir. Ve bir takım ilaçlar da arkadaşlar CK seviyenizi yükseltebilir. Şimdi o ilaçlara girmeyeceğim. Kas hastalıklarının peki nedir belirtisi? Mesela kasta bir zayıflık olur, bir katılık olur. Kasta titreme olabilir. Böyle iğne batma gibi durumlar olabilir. Kas spazmları olabilir, ağrı olabilir vesaire böyle kasları ilgilendiren durumlarda CK yükselir. Onun dışında iğne yaptırma da CK seviyenizi bir miktar yükselir. Yani son böyle 24 saat içinde iğne vurulmuşsanız o bile CK seviyenizi bir miktar ne yapar? Yükseltebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi demek ki neymiş? CK kasta bulunan bir enzimmiş. Yüksekliği genellikle kas rahatsızlıklarını gösterirmiş. CKMB de kalple ilgili durumları gösterilmiş. Bu CK'nın olması gereken değer genellikle tabii laboratuvardan laboratuvara değişir ama genelde işte 20 ile 200 civarı ünite bölü litre arası normaldir. Bunun üzeri yükselmiş CK diyoruz. Ne kadar çok yüksekse arkadaşlar kabaca o kadar çok kas hastalıkları ya da kasın hasarını düşünebilirsiniz. Evet, CK bu. Bununla ilgili ne sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.